Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez bir trafik kazası ile ilgili davada Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden mahrum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez bir trafik kazası ile ilgili davada Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden mahkum etti. Türk mahkemeleri bozuk bariyerin sorumlusu olan belediye yerine kazada eşini kaybeden davalıyı kusurlu bulmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2008 yılında İzmir'de meydana gelen bir trafik kazasında kırık metal bariyerlere çarpan otomobili şarampole yuvarlanan Fatih Çakır ve kızının yaşam haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı. Konuyu 2011 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşıyan Fatih Çakır ve kızı devlet makamlarının yol bakımını gerektiği gibi yapmayarak eşinin ölümüyle sonuçlanan kazanın bu şekilde gerçekleşmesine neden olduğu tezini savundu. Bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ile ilgili ikinci maddesine aykırı olduğunu öne sürdü. Türk hükümeti dava için Strasbourg'a gönderdiği savunmada sadece İzmir İdare Mahkemesi'nin kararını savunmakla kalmadı, kazaya aşırı hız neden olduğu iddiasını da ortaya attı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşırı hız tezinin Türkiye'de kaza ile ilgili idari ve cezai hiçbir süreçte gündeme gelmediğini hatırlatıp Türk hükümetinin bu tezini kabul edilemez buldu. Ankara, karar gereği davacı baba kıza 10.000 euro manevi tazminat, 2.000 euro da mahkeme masrafı ödeyecek.